Bütün bu acılar aslında aynıdır. Deprem acısı, yangın acısı, sel acısı, hastalık acısı, ölüm acısı, bize yapılan düşmanlıklar, bizim aleyhimizde üzülmelerimiz, hasetler, ne dert olarak ne biliyoruz. Bunların acısı hep aynıdır. Algılama tarzımıza göre eziliyoruz ve ezilmiyoruz evet. biz. Demek ki hocam o algılama tarzımızda bizim imanımız çok büyük bir merhem. Evet. Evet, mesela çok önemli. Ebu Bekir radıyallahu anh acı çekmedi mi çekmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mağaraya girdiklerinde yılan sokmadı mı onu aynı yılan değil mi bu canım ama bir sevgi peygamber sevgisi ve peygamber aleyhisselama hizmet arzusu onu kuşatınca sivrisinek gibi geldi ona o arzu evet. gözünden yaş aktığı halde hissettirmedi onu yani ama öbür türlü böyle piknikte eğlenmeye, top oynamaya gitseydi, yılan soksaydı herhalde dünya yıkılmıştı. Evet. Yani bizim bakış tarzımız bizi etkiliyor. Çocuk doğurdum, çocuğu çok güzel aşılarını yaptırdım. Ondan sonra hayda bir dedi doktor ben üç haftada bir götürdüm. Doktor mama dedi ben Avrupa'dan mama getirttim. Yani olmaz bu kadar. On çocuk kadar bir çocuğa masraf ettim. O çocuk ölmez artık zannettiğimde ilk nefesleri hırlamaya başlayınca ondan önce ben ölürüm kahırda. Evet. Ama ben anne olarak, baba olarak bir babanın bir annenin evladı için bu dünyanın bugünkü şartlarında yapabileceği bütün hizmetleri yaptım yine Allah'ım bu. Evet. Yine o çocuk da fani ben de faniyim. O çocuğun da bir kaderi var. Onlar yaşandığı gün ağlarım. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağladı ağlarım. Hasla yıkılmamama. Evet. Ağlarım. Gözümü siler namazıma giderim, sonra işime giderim, sonra da cihadıma giderim. Nereye gideceksem giderim. Niye ağlayıp yıkılıyoruz biz? Çünkü o çocuğun hayatının, sağlığının bizim yaptıklarımız sayesinde ortaya çıktığını zannediyoruz. Evet. Maalesef biz işte planlarımızın Allah'ın planlarına uyum sağladığı kadar işe yarayacağı noktasında evet, olmamız evet. gerekiyor. Evet. Bunun ötesinde ilavelerimiz var tabi. Bütün bunlarda hani yaptık, ettik, sabrettik. Duamızın bir gücü var. Evet. Ya Allah. Çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani duanın açamayacağı kapı yoktur manasında olan hadisleri var. Evet, evet. Ben teheccüde kalktım gecenin son üçte birinde. Ya Rabbi bu çocuğun acısını bana gösterme diye dualar ettim. Tabii. Bu duamın bereketi gelip bulabilir çocuğumu. Ben duayı bütün donanımıyla ve bütün samimiyetimle hayatımın içine katıyorum. Ailemde, çocuklarımda, işimde, gücümde hatta ve hatta memleketimizde huzur ve selamet için. Şimdi şöyle bir temenni ve sorgulama yapıyorum. Seçim zamanı herkesin desteklediği bir siyasi görüş var. O siyasi e, görüş için büyük ihtimalle dualarda yapılıyordur seçim gecesi. Bunu görüyorum da biliyorum. Fakat şunu merak ediyorum. Kendi nefsime de soruyorum bunu. Hiç seçim yok, bir şey yok. Zam da yok petrole ve diğer malzemelere. İşler de iyi gidiyor. Buna rağmen bir teheccüde kalkıp teheccüde ya Rabbi yaşadığımız memleketteki siyasi gidişata, ekonomik duruma, hayır ver, bereket ver diye yarım saat dua ediyor muyuz? Hmm. Dua etmemiz için seçim akşamı mı olması lazım? Hep afet mi olması lazım? Evet. Yoksa Cuma hutbelerinde imam bir şeyler diyor. Devletimize, milletimize, memleketimize, aleme İslam'a yuvarlama cümleleriyle mi dua ediliyor da? He, amin mi dendi? Amin. Biz de amin mi diyoruz? Böyle bir sel e, akıtır gibi. Hayır. Dua'nın gücünü idrak edeceğiz. Evet. Ki dua bir sürü belayı en azından onu bizim ezilmeden karşılayacağımız hale getirecek. def etmese bile evet. eder. O da def, defin bir başka çeşidi değil mi? Yani, yani, tabii. Herhalde. Yani bir nevi daha da olmuş bitmiş yani sizi bir sel gibi. Sizi güçlendiriyor. Beni ve toplumumu güçlendiriyor. güçlendiriyor. Min toplumumu güçlendiriyor. Bir bu vazifemiz icra edildikten sonra konuşma hakkımız olacak. İki, yani dedik ki bataklık varken sen sivrisinekle mücadele edemiyorsun. Öldürdüğünün yerine yenisi geliyor. Bataklıkların kuruması için yani Allah'a isyanın olmaması için nehi anil münker yapıyor muyuz? Bu kadar bela, dünyanın bu kadar yaşlanmış, çöker, havası kirlendi, suyu bozuldu, toprağın altından su çekildi. İşte Konya'nın suyu toprağın kaç yüz metre altına gitti deniyor. Ya bu ilk defa toprak su göstermiyor ki bize. Yağmur ilk defa yağmıyor ki. Yani Adem Aleyhisselam'ın günündeki su dünyada var hala. Aynı su duruyor. Ne oldu? Bunlar hep isyanlarımızdan. Şuradaki meyhane. Yani içki içilen yer. Burada müzikti, danstı, eğlenceydi. Özür dileyerek bu kelimeleri kullanıyorum. Ama bunlar normalleşti ya toplumda. Şurada garip cami. Etrafı insan dolu, ezan okundu, içinde kimse yok. Bunlar hep Allah'a isyan olan şeyler. Şurada şirk. Burada isyan. Bunları defettik mi ki belasız bir ortam oluşturmuş olalım. İki, üç musibet dediğimiz neyse trafik kazasından elektrik çarpmasına kadar insan olarak yüzde yüz tedbirimizi aldık mı? Dere yatağına ev yapmayalım diyebildik mi? Yani hem meteoroloji yarın çok yağmur yağacak diyor. Hem de buna rağmen biz pikniğe gittik mi? Gitmedik mi? Yani bütün bunlar da dua kadar önemli. İsyanlara karşı tedbir almak kadar önemli. Yani belanın üstüne üstüne gitmek diye bir hakkımız yok bizim. Beladan Allah'a sığınacağız. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah'tan bela istemeyin buyuruyor. Bela ister gibi yapmayın buyuruyor. Yani burada bir Müslümanın duasında bile nazik cümleler seçmesi lazım. Mesela vereceksen de hafif bela ver ya Rabbi böyle dua olmaz. Afiyet ver ya Rabbi. Selamet ver ya Rabbi. iman selameti ver ya Rabbi. Yani maddi manevi isteklerimizde böyle baştan savma dua değil. Afiyetimizi Allah'tan hakkıyla isteyeceğiz. Allah verirken zorluk olmuyor ki allah Teala için. Yani hepimize dertsizlik verse bir eksiklik olmaz ki Allah için. Hepimize bela verse de bir yine zorluk olmuyor allah Teala için. Ama biz yani çok şeyler isteyeceğiz. Nasıl hele bir cennete başımızı sokalım ya Rabbi yeter demeyip de Firdevs istiyoruz Allah'tan. Birbirimize de demiyoruz ki sen kim Firdevs kim? Böyle demeyin diyor allah Teala. İsteyin. Ya onun fazlından isteyin değil mi hocam? Ya en azından yani onu istersem aşağıdan bir yer belki hakkım olur gibi istiyoruz. Büyük istiyoruz Allah'tan. Dünya afiyetini de böyle istiyoruz. Belalara karşı birbirimizi ikaz ediyoruz. Maddi tedbirleri alıyoruz. Buna rağmen bir bela geldi mi? Medine'de de deprem oldu. Medine'de de deprem oldu. Medine'de de yangın oldu. Ashab-ı kiram yangın gördüler. Yani ilk defa insanlık bu belaları görmüyor. Ama Medine'de yangın olunca, Medine'de deprem olunca Ömer bin Hattab hicret edip gitmedi. Evet.